Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. <laughs> Hayırlı günler, gününüz mübarek olsun. Rabbim şu Ramazan-ı Şerif'i hayırlara vesile etsin. İnşallah şu beraberliklerimiz hem affımıza hem de inşallah şu musibetlerin, belaların define vesile olur. Bayramdan sonra gerçekten maddi manevi bayramları yaşamayı Cenab-ı Hak şu Ramazan-ı Şerif'teki oruçlara, Ramazan-ı Şerif'teki mukabelelere, teravihlere mükafat olarak ikram etsin inşallah. Çünkü malum musibet diyor amelin cezasıdır. Ayette diyor ki sizin başınıza gelenler yaptıklarınızın neticesidir. Allah çoğunu da affeder buyurmuş. Eğer çoğunu affetmeseydi yaptıklarımızın karşılığını doğrudan doğruya görseydik belki de yağmur gibi yağacaktı musibetler belalar. Ama affı var, rahmeti var. Bizi yakmak için, ezmek için, üzmek için yaratmamış. Şu Ramazan-ı Şerif'te hem nimetlerinin lezzetini bize hissettirip, ona olan ihtiyacımızı fark ettirip, şefkat ve merhamet bağrına basmak isterken, hem de inşallah bizim affımıza vesile edip, hem de dergah ilahiye, samimane, halisane iltica etmemize vesile edip, arkasından bize maddi ve manevi bayramları vaat etmiş, bu bir vaadi ilahidir. İnşallah şu oruçlar, şu teravihler, şu mukabeleler, şu dersler, şu sohbetler hepsi birleşir. Bütün malum hani dünyanın her yerinden buharlaşan sular birleşiyor. Gökyüzünde bulutlar teşkil ediyor. Oradan Cenab-ı Hak rahmeti yağmuru indiriveriyor değil mi? Aynı onun gibi şimdi ehli imanın dillerinden dökülen dualar, namazlar, Oruçlar, mukabeleler, teravihler hepsi birden dergah-ı ilahiye inşallah yükselir. Şu bayram virüsle beraber, bu musibetle beraber, şu Ramazan-ı Şerif inşallah bu ihlaslı değil mi bulutlara vesile olur. Rahmeti ilahiyenin teveccühüne, rahmeti ilahiyenin sağanak sağanak yağmasına Rabbim vesile etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Hızlı bir şekilde paylaşalım. İnşallah bugünden sonra 19.30'da başlayacağız dersimize. Bugün yeni bir canlı yayın programına geçtik. İnşallah artık kameradan hem Facebook hem de YouTube'u beraber yapıyoruz. Instagram telefondan yapılıyor. İnşallah bugünden sonra 19.30'da başlayıp ezana kadar dersimiz sürecek. Eşe, dosta her tarafa duyuralım. Vesile olalım inşallah insanların duymasına, istifade etmesine vesile olalım inşallah. Çünkü vesile olan yapan gibidir buyurmuş. Olabilir. Belki böyle bir imkanımız yoktur. Duyduğumuz hakikatleri anlatmaya dilimiz dönmez. Belki medeni cesaretimiz yoktur. Ama bir tuşa dokunup da paylaşacak kadar mecalimiz yoksa zaten mesul değiliz. O yüzden bu paylaşmak bizim inşallah boynumuzun borcudur vesile olmak bizim üzerimize yüktür. Cenab-ı Hak inşallah bu yükü hakkıyla taşımayı, insanlığa bu sesi, şu Kur'an'ı dersi ulaştırmayı hepimize vesile etsin. Şimdi bugünkü dersimiz çok çok ehemmiyetli. Tüm insanlığın ortak acısını, ortak ızdırabını, tüm insanlığın ortak derdini konu alan, tüm insanlığı Ortak acısından kurtaran Kur'an'i bir derman bu. Tevhid bakışıyla, olayları, hadiseleri, ilahi nazarla, Kur'an'i bir bakışla yorumlayınca, meselenin aslı ve hakikati görünüyor. Aslında biz neyi neyin acısını çekiyormuşuz biliyor musunuz? Biz aslında neyin ızdırabını çekiyormuşuz biliyor musunuz? Kendi hatamızın, kendi yanlış bakışımızın, kendi bakış açımızdaki sakatlığın ızdırabını, acısını çekiyormuşuz. İşin orijinalini, işin hakikatini, işin aslını, aslarını gören bir insana dünyada gam yok, keder yok, hüzün yok. Aynen ahiretteki cennet gibi dünyayı yaşayabilir. Dünyadan da manen, ruhen, kalben cennetten alacağı lezzeti alabilir. Şimdi bütün o insanlığın ortak derdi neydi? Firak, ayrılık. Öyle diyor. Üçüncü lemada bir ifade var. Bütün firaklardan gelen feryatlar, aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Bütün insanlığın ortak derdi ayrılıklar ya. Hatta hatta diyor ki ölüm de aslında kendisi değilmiş korkutan. Ölümün kendisi değilmiş insanın ruhunu acıtan, ızdırap veren ölümün içindeki ölümün vesile olduğu ayrılıklar. Çünkü öyle diyor bir Arap şairinin bir ifadesi var. Eğer ayrılık ölüm olmasaydı, ayrılık öylece eğer ayrılık olmasaydı ölüm yol bulup gelemezdi ki ruhumuzu alsın diyor. En ziyade demek insanı yandıran ayrılıklardır, firaklardır. İnsan ruhunu acıtan düşünün mesela. Bütün dünyada fakirlik nedir? Zenginliğin, zenginlikten ayrılığın acısıdır. Değil mi? Şimdi dünyada hastalık sağlıktan ayrılığın acısıdır. Dünyada ölüm dünyada ve içinde bulunan bütün güzelliklerden, sevdiklerimizden, alıştığımız, ünsiyet ettiğimiz her şeyden birden ayrılık olduğu için acıdır. Şimdi bütün acıları, bütün ızdırapları, ruha gelen bütün cehennemi haletleri birden kaldıran ve insanın ruhuna şifa veren, deva veren, lezzet veren bir mana bu. Hep beraber Allahu ve ni'mel vekil ayetinin içinde ruhumuzu bütün acılardan kurtaran ilahi bir formül varmış. Bu formülü beraber inşallah anlamaya, okumaya, istifade etmeye çalışacağız. İkinci nokta, bütün güzel mahluklar kafile kafile arkasında durmayarak gelip gidiyorlar. Fenaya girip kayboluyorlar. Fakat o ayneler üstünde kendini gösteren ve cilvelenen Yüksek ve tebeddül etmez bir güzellik tecellisinde devam ettiğinden kat'i bir surette gösterir ki o güzellikler o güzellerin malı ve o aynelerin cemali değildir. Şimdi insan zahire müptelaya, gördüğü güzelliğe meftun ya. Öyle diyor hüsn odur ki seyrederken ihtiyar elden gider. İnsan iradesi dışında her güzelliğin peşinden koşu veriyor. Her güzelliğin peşinden adeta sevgiyle, muhabbetle saldırı veriyor. Ruhta var, fıtratta var bu. Bütün güzelliklere, cemale karşı bir aşk var fıtratı insaniyede. Cenab-ı Hak aslında bu aşkı, bu muhabbeti, bu sonsuz sevgiyi, şu dünyadaki bütün güzel mahlukat üzerinde cemali görünen sonsuz güzellik sahibi, bütün güzelliklerin menbaı ve kaynağı olan zatının sevilmesi, onun zatındaki isimlerinin sıfatlarının sevilmesi için vermişken biz o muhabbeti, o sonsuz muhabbeti sonlu, fani, geçici aynelere vesilelere vasıtalara, fani mahlukata sarf ettiğimizin ızdırabını, acısını çekiyormuşuz. O yüzden diyor ki gayri meşru bir surette sarfedilen bir muhabbetin neticesi merhametsiz azap çekmektir. Gayri meşru demek yanlış yolda, yolsuzluk demek. Yani bu muhabbet ne için verilmiş olabilir? İnsan biraz düşünse, Sonsuz bir sevgi, uğrunda telef olunacak, arkasında ölünecek bir aşk insanın ruhunda var. Ha, bu muhabbet öyleyse uğrunda ölünmeye layık olan kimdir? Sonsuz sevilmeye layık olan kimdir? Sonsuz güzellik sahibi kimdir? Ha, güzelliği sonsuz olan ve asla ayrılığın acısını yaşatmayacak olan güzellik kimdedir? Öyleyse bakın bizdeki aşk ve sevgi bize bir adres gösteriyor. Bize bir hedef gösteriyor. Diyor ki seni bekleyen güzellik o. Senin kalbinin hedefi o. Senin ruhunun aradığı o. Aslında bize hep değil mi? O adresi gösteriyor ruhumuzdaki pusula. Bakın şu cümleyi tekrar okuyorum. Tek başına Tevhidi ifade eden, Allah'ın varlığını ve birliğini ifade eden bir cümle ama tevhid deyince bizim aklımıza şu geliyor. Aklen, mantıken kainatta Allah'tan başka bir ilahın varlığını kabul etmemek bu tevhiddir ama bu akli bir tevhiddir. Kalbi tevhid de, çünkü akıl düşünür, kalp sever. Kalbi tevhid de, kalbin sevgisini Allah'tan başka mercilere dağıtmamak. Kalbi Allah'tan başka muhabbetlere ve sevgililere açmamak. Kalbi bekaya ve bakiye aşık olan kalbi fanilerle yaralamamak. İşte demek aslında hep tevhidden uzaklaşmanın, hep Allah'a değil mi? Aklen, mantıken olmasa da kalben, muhabbet olarak, fıtraten ortak koşmanın acısını ve ızdırabını çekiyormuşuz. Bakın ne diyecek şimdi. Bütün güzel mahluklar kafile kafile arkasında durmayarak gelip gidiyorlar. Bakın dünyaya geldik ve halden hale, şekilden şekile, vaziyetten vaziyete girdik. Gençliğin güzel hallerine uğradık. Sonra ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Ve o güzellik kayboluveriyor. Değil mi? İlkbahar geldi, yaz geliyor sonra sonbahar ve kış o güzellik kaybolup gidiyor. Çiçekler tomurcuk oluyor, sonra gonca oluyor, sonra açıyor en güzel vaziyete giriyor sonra arkasından solup gidiyor. Dünyanın bütün güzellikleri böyle mi değil mi Allah aşkına? Ve insanlığın en büyük ızdırabı bu değil mi? Herkesin en büyük ızdırabı bu. Adam şimdi ayakkabı alacaksa ne kadar dayanır diyor. Bir çiçekçiye uğradım da Bahçeye çiçek alacağız dedim ki abi şöyle solmayan bir çiçek ver bana dedim ya. Ben bu çiçeklerin solmasından çok üzülüyorum dedim. Hiç solmasın dedim. Öyle bir çiçek ver ki hiç solmasın. Hep dedim en güzel şekilde açsın. Baktı 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 bana dedi ki senin aradığın cennette dedi. <laughs> Oradan bir muhabbete giriş yaptık. Demek ruhumuz ebediyet için yaratılmış. Dünyada biz fani, şu fani dünyada misafirmişiz. Oraya müşteriymişiz. Ruhumuzun ebedi arayışına gitmemiz gerekiyormuş falan diye oradan Allah'ı ahirete anlatmaya bir fırsat bulduk. Ama şu mana önemli. Bak herkes solmayan gül istiyor. Bitmeyen gençlik istiyor. Bitmeyen güzellik istiyor. Son bulmayan, pörsümeyen bir sima, bir değil mi güzellik istiyor. Bütün bunların altında yatan sebep insanın sonsuza olan aşkı. Ha, öyleyse sonsuza aşık olan, sonsuz muhabbetle dolu bir kalp fanilerden devamlı yaralanı veriyor. Acı çekiyor, ızdırap çekiyor. Sevdiği her şeyin elinden göçüp gitmesi. Sevdiği güzelliğini muhafaza etmeye çalıştığı gençliğinin, baharın, bütün güzelliklerin elinin altında gözünün önünde günden güne solup eriyip pörsüyüp bozulup çözülmesi ve bekaya aşık ruhun fanilerden yediği tokatlar adeta insanın dünyasını cehenneme çeviriveriyor. Ha çare nedir? Çare olaya nefsani, dünyevi bakıştan sıyrılıp olaya Kur'ani bakış, tevhidle bakmak. Yani aynelere Değil mi? Vesilelere, vasıtalara takılmayıp o aynalar önünde, o aynalar üstünde güzelliğini gösteren baki güzelliğe intika, intikal edebilmek. Bakın, bütün güzel mahluklar kafile kafile arkasında durmayarak gelip gidiyorlar. Fenaya girip kayboluyorlar. Fakat o aynalar üstünde kendini gösteren ve cilvelenen yüksek ve tebeddül etmez bir güzellik tecellisinde devam ettiğinden kati bir surette gösterir ki o güzellikler o güzellerin malı ve o aynelerin cemali değildir. Belki güneşin cemali şuatı cereyan eden akan suyun üzerindeki kabarcıklarda göründüğü gibi sermediği bir cemalin ışıklarıdır. Şu misal çok mükemmel ya. Şimdi düşünün bir mağaradan bir su çıkıyor. Karanlıktan geliyor su. Kabarcıklar var suyun üzerinde parıl. Tam diyelim mesela güneşin vurduğu bir yere geldi. Orada dokunduğu taşlardan dolayı su köpürdü. Kabarcıkların üzerinde güneş parıl parıl parlıyor. Şimdi o kabarcıklar ne yaptı? Karanlıktan geldiği, hiçbir güzelliği yoktu. Tam güneşin vurduğu noktaya gelince güzelleşti. Parıl parıl parlamaya ...gözleri kamaştırmaya başladı... ...sonra biraz sonra tekrar gölgeye... ...karanlığa kayboldu gitti... ...o güzellik kayboldu... ...bakın... ...gelirken güzelliği yoktu... ...geldiği anda tam orada... ...güneşin vurduğu o noktada... ...güzelleşti... ...sonra tekrar o güzelliğini kaybetti gitti... ...mantıken nedir bu? Aa, matematiksel olarak düşünseniz... ...bunun manası nedir? Öyleyse... Bu güzellik onun kendisine ait değil. Kendisine ait olsaydı önceden de o güzellik onda olurdu. Sonradan da o güzellik onda olurdu. Önceden o güzellik yok. Tam oraya gelince o güzellik, o parıltı, o gözleri kamaştıran güzellik, parlaklık var. Sonra tekrar o güzelliği kaybedip gidiyor olması, o güzelliğin onun kendisine ait olmadığını, o parıltının o kabarcığa ait olmadığını, orada tecelli eden, oraya yansıyan bir güneşe ait olduğunu gösterir mi? Mantıken böyle doğru mu? Bir de neyi gösterir? O kabarcıklar gelip geçtiği halde, değil mi? Var olup söndüğü halde, parlayıp söndüğü halde, parlatıp sönmeyen bir güneşin varlığını da gösterir. Bakın o kabarcıkların gelip geçmesi, parlayıp sönmesi, sönmeyen bir güneşin de varlığını gösterdi mi? Şimdi şu dünyaya bakın. O akan nehir zaman. Zamanın üzerinde mahlukat değil mi? Yokluktan geliyor. Hiç yok. Güzelliği yok. Hiçbir şey yok. Varlık alemine çıkıyor. Burada güzelleşiyor. Şekilden şekile, renkten renge, vaziyetten vaziyete en güzel tavırları sergileyip sonra o güzelliğini kaybedip gidiyor. Öyleyse bu neyi gösterir? O güzellikler, o güzellerin malı ve onların cemali değildir. Öyleyse belki Fakat o ayneler üstünde kendini gösteren ve cilvelenen yüksek ve tebeddür etmez bir güzellik tecellisinde devam ettiğinden katı bir surette gösterir ki o güzellikler o güzellerin malı ve o aynelerin cemali değildir. Şimdi bir çocuk dünyaya geliyor. Bak dünyaya gelmeden önce hiçbir güzelliği yok. Dünyaya geliyor, dünyada güzelleşiyor değil mi? Halden hale, şekilden şekile, vaziyetten vaziyete. Sonra o güzelliği kaybedip gidiyor. Bir bahar geliyor. Bak geliyor, güzelleşiyor. Şekilden şekile, çiçekler. Dünyadaki bütün her şey böyle mi değil mi? Öyleyse bu neyin göstergesi? Şu dünyaya daimi tecelli eden, güzelliği kendinden olan, ve hiç bitmeyen, son bulmayan güzeller güzeli bir baki Zülcemal var ki onun güzelliğinin tecellisidir, onun yansımasıdır, eşyayı güzelleştiren odur. Şimdi o karanlıktan gelen kabarcık parlayınca onun güzelliğine aşık olan birisi biraz sonra sönünce onun arkasından ağlamaya başlar mı? Onun arkasından eyvah kaybettik der mi? Onun arkasından kendisi paralanıp parçalanır mı? Ama o parlayıp sönme vaziyetini şöyle uzaktan seyredip baksa ki o güzellikler o güzellere ait değil. Öyleyse devamlı o kabarcıkları güzelleştiren, parlattıran gökyüzünde daimi bir güneş var. Sevilmeye layık olan odur. Güzelliğin menbaı, kaynağı ondadır diye başını güneşe çevirse o zaman sönmeyen güzelliği bulmuş olmaz mı? O zaman acı yok, ızdırap yok. Sev, sevebildiğin kadar. Ayrılık yok. Allah Allah. Şimdi şu manayı alemimize yerleştirelim. Bütün güzelliklerin ondan geldiğini bilsek. Tam anlayabilsek. İnanın ayrılık diye bir şey ortadan kalkıyor ya. Niye? Çünkü güneş baki ise kabarcıklar parlayıp sönse ne olur ki? Allah'ı bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi bulur? Bulsa da başına bela bulur. Demek Allah'ı bulanın kaybedeceği hiçbir şey yok. Güneşi bulan bütün kabarcıklar sönse gam, ya gam yaşar mı? Sıkıntı yaşar mı? Hüzün yaşar mı? Niye? Güneşi bulmuş ya. Devamı daha güzel bakın. Üçüncü nokta, nurun gelmesi elbette nuraniden. Bakın hep mantıki delillerle, akli ispatlarla meseleyi ortaya koyuyor. Ta ki bizim kalbimizin şu dünyaya olan bağını koparmak için, bizim ruhumuzun mutlu olmak için dünyaya dört elle yapışmasındaki düştüğü hatadan bizi uyandırmak için. Halbuki biz mutlu olmak için dünyanın lezzetlerine dört elle yapışmışız halbuki tam o halimiz bizim mutsuzluğumuzun en büyük sebebi. Niye? Çünkü aynalara, vesilelere, kabarcıklara yapışmışız. Onların sönmesiyle, o aynaların kırılmasıyla arkasından ağlamaya başlıyoruz. Adam günden güne şu güzelliğimin kaybolmasına üzülüyorum diyor. Saçlarımın dökülmesine, hayatımın bitmesine, değil mi? Suratımın buruşmasına. Bakın ne oluyor? Aynalar yavaş yavaş kabarcıklar sönüyor. Ha, şimdi kendini sevdiyse, aynayı sevdiyse, cesedi sevdiyse... ...cesede yapışmış ya, kendine yapışmış, gençliğine yapışmış... ...o gençliği gitmesin diye elinden ne gelse yapıyor ama ne çare. Dünyayı sevmiş, Bahar'ı sevmiş, annesini sevmiş, babasını sevmiş, evladını sevmiş... ...bakın aynalara, vesilelere, vasıtalara yapıştığı için onları kucaklamış... ...günden güne onların elinden çıkıp gidişiyle ruhu acı çekiyor, ızdırap çekiyor... Halbuki yaradılanı yaradandan dolayı sevseydi. Yaradılandan dolayı yaradanı sevecekti. Allah Allah. Yaradanı sevdi mi? Yaradan da ayrılık yok ki. O baki, o sonsuz. Onu sev sevebildiğin kadar. Sonra onun vesilesiyle, onun bahanesiyle ondan dolayı her şeyi sev. Hem de ızdırapsız sev. Hem de ruhu acıtmadan, ruhu incitmeden sev onun izni ve rızası dairesinde sevdiğin hiçbir şeyden ayrılık yok ya. Nurun gelmesi elbette nuraniden. İfadeler tamamen matematiksel. İki kere iki dört eder gibi. Yani kendi aydın olmayan etrafa aydınlatamaz. Bir yerden ışık geliyorsa orada ne vardır? Mutlaka bir ışık kaynağı vardır. Nurun gelmesi elbette nuraniden. Vücut vermesi her halde mevcuttan. Kendisi var olmayan başka şeyi var edemez. Vücut veriyorsa kendisi vücut sahibidir, vardır. Vücut vermesi herhalde mevcuttan, ihsan ise gınadan, ikram varsa, ihsan varsa var ki veriyor, olmadan nasıl verecek? İhsan ise gınadan, sehavet, cömertlik, servetten, talim ilimden gelmesi bedihi olduğu gibi bunlar olmazsa olmaz. Matematiksel iki kere iki dört eder gibi açık ifadeler neydi? Nurun gelmesi elbette nuraniden, vücut vermesi herhalde mevcuttan ve ihsan ise gınadan ve sehavet ise servetten ve talim ilimden gelmesi bedihi olduğu gibi bu cümleye dikkat edin. vermek dahi hasenden. Yani güzelleştirmek güzelden ve cemal vermek cemilden olabilir. Başka olamaz bütün kainatı güzelleştirenin kendisinin güzel olmama ihtimali var mı ya? Hem nasıl bir güzel? Şu bakın ne diyor? Şu dünyadaki bütün güzellikler Cenab-ı Hakk'ın cemalinin 70 bin perdeden geçtikten sonraki gölgesinin gölgesi ise böyle ifade edilmiş. Gölge böyleyse aslı nasıldır ya? Şimdi bir elmanın gölgesiyle elma arasındaki fark ne kadar? Hiç alakası yok ya. Şimdi bir de düşünün ki elmanın kendisi gölge ya. Biz burada asıllarını, gölgelerini yiyoruz. Asılları, menbaaları orada. Hep yemek duasında dua ediyoruz ya. bize burada tattırdığın leziz nimetlerin asıllarını, menbaalarını göster diye. Gölgeymiş bunlar ya. Şu yaşadığımız hayat gölgeymiş. Hatta hatta diyor ki, Cennetin bitkileri dünyanın hayvanları gibi diyor. Dünyanın, cennetin hayvanları da insanlar gibi şuurlu olacakmış. Çağırdı mı gelecek. Acaba insanları nasıl olacak? Şimdi, aa, bakın böyle bir cemal. Yetmiş bin perdeden geçtikten sonrası, sonraki gölgesinin gölgesi bütün insanları aşık eden, peşinden koşturan, ömür boyu peşinde, değil mi? Dört nala hepimizi koşturan bir güzellik bu. Böyle bir güzelliğin sahibi perdeleri arala gel bana diyor. Kaldır perdeyi aradan zahir olsun yaradan. Yaradanın zahir olması perdelerin perdelerin aralanmasına bağlıymış. Şuradan tekrar alacağım. Nurun gelmesi elbette nurani'den ve vücut vermesi herhalde mevcuttan ve ihsan ise gınadan ve sehavet ise servetten ve talim ilimden gelmesi bedihi olduğu gibi hüsün vermek dahi hasenden güzelleştirmek güzelden ve cemal vermek cemilden olabilir başka olamaz işte bu hakkata binaen iman ederiz ki bu kainattaki görünen bütün güzellikler öyle bir güzelden geliyor ki bu mütemadiyen devamlı değişen ve tazelenen kainat bütün mevcudatıyla aynadarlık dilleriyle o güzelin cemalini tavsif ve tarif ediyor. Şimdi biz Sinan'ın mimarideki güzelliğini, mimarlık sanatındaki güzelliğini, mimarlık ilmindeki zirveliğini tartışıyor muyuz? Niye tartışılmaz bir güzelliğe sahip olduğunu kabul etmişiz? Çünkü sanatı ortada. Sanatı yüzyıllar boyunca Sinan'ın güzelliğini tüm dünyaya ilan ediyor. Bakın sanatının ilan etmesi bizim için delil mi? Şimdi bir de Sinan'ın güzelliğine bakın. Süleymaniye'nin güzelliği, güzelliği Sinan'ın güzelliğine delil olur da. Sinan'ın güzelliği, Sinan'ı yaradanın güzelliğine delil olmaz mı ya? Ah, şimdi şu kainattaki bütün güzelliklere bakın. Sinan'a ait güzellikleri Süleymaniye'den çekip alsanız geriye yontulmamış kaba taşlar kalır. Kimse ziyarete gelmez. Kimse dönüp bakmaz bile. Aynı onun gibi. Çünkü şu dünyadan Cenab-ı Hakk'a ait güzellikleri çekseniz kainatta güzellik namına bir şey kalmaz ki. Aslında biz dünyayı sevmiyormuşuz. Aslında biz fanileri sevmiyormuşuz. Şu dünya ve fanilerin aynasında bekayı ve bakiyi Cenab-ı Hakk'ı seviyormuşuz da farkında değilmişiz. İşte bunun farkına vardığınız anda fanilerden yüz çevirip faniler üzerindeki tecelliden yüzünüzü bekaya ve bakiye çevirip namazda Allahu ekber deyip bütün fanileri arkanıza atıp yönünüzü ona döndüğünüz zaman, batmayan güneşi bulduğunuz zaman, sonsuzu keşfettiğiniz zaman bütün ayrılık acılarından ve ızdıraplarından kurtuluyorsunuz. Rabbim inşallah şu tevhid bakışını bize nasip etsin. Şu imani nazarı bize nasip etsin. Bütün ayrılıkların acılarından bizi kurtarsın inşallah. Şimdi iftar duasıyla bitireceğiz inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Ya Rab kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanetinde emin kul. Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi, nefsimize, aklımızı, midemize hakim eyle. Lezzetleri şükür için isteyen kullarından eyle. Şu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bereketi hürmetine, bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Ya Rabbi senin rızan için tuttuğumuz oruçları kıldığımız teravihleri, inşallah okuduğumuz mukabeleleri, iman derslerini rızan dairesinde kabul buyur ya Rabbi. Ya Rabbi bizi nefsimizin eline bırakma ya Rabbi. Şeytanımızın elinde paçavra etme ya Rabbi. Ya Rabbi senin inayetine, himayetine sığındık ya Rabbi. Bizi şu temiz davanda, temiz davanın içinde istihdam eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu Kur'an'ın hakikatlarını bize aç, ikram et. İhsan et de insanlar da hep beraber biz de istifade edelim. Şu Kur'an-ı ziyafetten doyalım, dolalım. Şu iman hakikatlarının zevkini, lezzetini ruhumuza alalım da dışarıdaki dünyevi, gayrimeşru, nefsani ve şehvani zevkler bize caz, bizim için cazibesini kaybetsin ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda ekranları başında ellerini kaldırmış, senin dergahına gözünü dikmiş, senden ümitle Affedilmeyi bekleyen bütün kardeşlerimizi affı mağfiret eyle Ya Rabbi. Geçmişlerimiz var kabirlerinde bekleşip duran dedelerimiz, ecdadımız var. Onlara da rahmet ve merhamet eyle Ya Rabbi. Bu iftar saatinde huzuruna geldik Ya Rabbi. Ne olur elimizi boş çevirme Ya Rabbi. Ya Rabbi kalbimizi boş döndürme Ya Rabbi. Ya Rabbi şu musibetleri memleketimizin başında başından def ürefeyle eyle Ya Rabbi. Zulme uğrayanları bir an evvel zulümden kurtar Ya Rabbi tüm dünyadaki ehli imanı sıkıntılardan, zulümlerden, çaresiz vaziyetlerden kurtar ya Rabbi. Açlıkla imtihan olanlar var ya Rabbi Afrika'da. Onların da imdadına koşabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an'ın derdiyle dertlenmeyi nasip eyle ya Rabbi. Dünyevi, maddi, nefsani dertlerden kurtulup da senin hizmetinin, senin davanın derdiyle dertlenmeyi nasip eyle ya Rabbi.